Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam manşetimizde sinema var ve sinemanın gündeminde İstanbul Film Festivali var. Malum sinema severler için baharın müjdecisi gibidir İstanbul Film Festivali'nin başlangıcı ve bu yıl 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Programı geçtiğimiz günlerde açıklandı, biz de size duyurmuştuk. Biletler de satışa çıkıyor. Dolayısıyla biz hal böyleyken festival direktörü Kerem Ayan'la geleneksel buluşmamızı gerçekleştirelim istedik. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk. Evet, biz programa dair detaylı konuşacağız. Bu yılın sürprizleri de var, onu da soracağız ama her şeyden önce 38 yıl diyoruz ya, 38. İstanbul Film Festivali gerçekten uzun soluklu ve büyük bir organizasyon. Buraya kadar gelmek, üstelik değişen dünyada teknoloji, dijitalleşme, tüm bunlarla birlikte olduğu gibi yerinde durmak nasıl bir duygu? Önce öyle başlayayım. Çok güzel bir duygu tabii ki buralara kadar ama çeşitli zorluklarla var. Geliyoruz tabii. Evet. Her yerde yaşanıyor bu zorluklar ama gerçekten bu 38.'yi yapmak, buralara kadar kesintisiz gelebilmek çok güzel tabii ki. Daha fazlasını da konuşacağız çünkü tüm zorluklara rağmen yine dopdolu bir program var. Çok da böyle heyecan yaratan filmler var. Onları da soracağız ama biraz ana akım sinemadan söz edelim çünkü Türkiye sineması gişesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Biz bu sezonu sinema salonu işletmecileriyle sinema yapımcıları arasındaki tartışmayla karşıladık. Ardından yeni sinema yasası geçti. Bu aslında bir memnuniyet yarattı ama yasanın yürürlüğe girme tarihi Temmuz olarak belirlenince biraz hareketlilik azaldı ya da beklenen hareketlilik olmadı yerli yapımlar açısından. Arada giren yeni filmler olsa da onlar da beklenen ilgiyi göremedi. Örneğin Türk İşi Dondurma ilk hafta sonunda 117 bine yakın bilet satarken Öldür Beni Sevgilim 3 haftada 423 400 kişi tarafından seyredildi. Ve dikkat çekmek istiyorum ki gişe listesinin birincisi 2 haftalık toplam gişesiyle yani 745 binle bir süper kahraman macerası olan Captain Marvel oldu. Bu da şu anlama geliyor, epey zaman sonra bir yabancı film Türkiye gişesinde zirveye oturdu. Dikkat çekici gelişmeler diye biz not etmek istedik. Çünkü gerçekten aslında yerli sinema, ana akım sinema açısından sezonda beklenen bulunamıyor. Bilmiyorum, böyle bir gözlemin var mı? Bir cümle etmek ister misin? Evet, yani biz de bir şekilde bakıyoruz ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Haklısın söylediklerinde. Bu yasanın bir tarafı da bizimle ilgili aslında birazcık. O da bu seneden itibaren yeni yasa gereğince eser işletme belgesi almayan filmleri artı 18 ibaresiyle göstermek durumundayız. Bu sanat sineması adına gelen yani bütün festival filmleri başka bir şey yazmadığı sürece artı 18 bu sene. Evet, birçok yanı var tabii sinema yasasının, daha da kapsamlı konuşulacaktır tahmin ediyorum. Şimdi sinemaya dair devam edeceğiz ama madem bahar dedik, sezon dedik, bir de moda var elbette. Moda günleri başladı. Fashion Week İstanbul sonbahar kış 2019-2020 sezonu Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde moda severlerle buluşuyor. Bir öyle görelim, sonra devam edelim. Fashion Week İstanbul 13. sezonunda birbirinden iddialı defilelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Moda haftası kapsamında Mehtap Elaydi, Emre Pakel, Emre Erdemoğlu, Özlem Kaya gibi tasarımcılar yeni koleksiyonlarını sergiledi. Fashion Week İstanbul, genç ve yetenekli tasarımcı Emre Pakel'in Fatality adlı sonbahar-kış 2019 defilesiyle başladı. Deniz ve Begüm Berdan, markaları DB Berdan'ın sonbahar-kış 2019 koleksiyonunda çok sevdikleri 90'lar siluetini ön yargılarla mücadeleye hazır, savaşçı bir stille birleştirdiler. Koleksiyonda özellikle alüminyum folyo görünümlü puf montlar, çizgili denim eşofman altları ve ekoseli trench coatlar öne çıktı. Defilenin sürpriz ismi ise ünlü rapçi Ceza ve oyuncu Merve Çağran oldu. Podyumda yaptığı işaret Yeni Zelanda'daki terör olayındaki teröristin yaptığı beyaz güç hareketine benzetilen Ceza,
barış yanlısı olduğunu ve bu işaretin yanlış anlaşıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Mehtap Elaydi, yenilenme ve kabuk değiştirme temalı sonbahar kış 2019 koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Podyumda özel tasarlanan çiçekli desenler, volanlı pantolonlar ve asimetrik kesim elbiseler vücut buldu. Bu sezon Mehtap Elaydi, hazır giyim parçalarının yanı sıra ilk defa çanta, takı ve aksesuar da sundu. Ve İstanbul Film Festivali'nin programıyla devam ediyoruz. Açılış töreni 4 Nisan'da gerçekleşecek ve sinema ödülleri o akşam takdim edilecek. Çok kısa bahsedelim. Yine tabii değerli ki isimlere ödüller veriliyor. Evet, bu sene sinema emek ödülümüzü Jacques Chalom'a veriyoruz. Hocamız. Akademisyen, evet. Kendisi şu anda Kadıköy'de Sinemateyi tekrardan canlandırıyor. İnşallah binada yapım halinde bitecek yakında. Sinema onur ödüllerimiz Yeşilçam'ın iki ünlü oyuncusuna, Selda Alkor ve Göksel Arsoy'a, yaşam boyu başarı ödülü de Şerif Gören'e veriliyor. Ve Şerif Gören'e hem ödülünü takdim edeceksiniz hem de bu sene gerçekten özel bir başka film daha Türk klasiklerinden, 10 Kadın. Türkan Şoray'ın 9 ayrı kadını canlandırdı. 10 Kadın yeni kopyası, yenilenmiş kopyasıyla. Evet. Onları her sene bir film restore ediyoruz böyle. Bu sene de Züri Sigorta ile beraber o filmi restore ediyoruz. Çok da mutluyuz aslında bir taraftan. Uzun zamandır ortalarda olmayan bir film 10 Kadın. Bir de böyle erkek egemen bir dünyada ayakta kalmaya ve çalışan 80'li yıllardadır hikayesi. O film. Evet, evet. Önemli bir film. Önemli. O filmi de 10 Nisan'da galası olacak bütün ekiple beraber. Gelecek mi Türkan Hanım? Evet, evet, tabii Türkan Hanım'la konuştuk. O da zaten çok mutlu oldu bu filmin tekrar bu kadar ortaya çıkarılmasından. Çok da güzel oldu. Çok güzel. Şimdi filmlerden, galalardan özellikle bahsedelim ama yarışma heyecanını şöyle bir kısacık anlatalım da istiyorum. Çünkü evet, bütün yarışmalar devam ediyor. Uluslararası, ulusal yarışma, insan hakları yarışması, belgesel yarışması, kısa film yarışması. Hep bunların aslında altında konuşulacak çokça alt başlık var ama temelde uluslararası yarışma ve ulusal yarışmadan söz edersek, jüri başkanları, özellikle uluslararası yarışmanın jüri başkanı Lynn Ramsey, bu bir sürpriz oldu sinema severler için, öyle değil mi? Çok güzel bir sürpriz oldu anladığım kadarıyla. Biz de yani bunu açıkladığımızda büyük heyecan yarattı. Çok çok önemli bir yönetmen çünkü Lynn Ramsey. Hele bu aralar yani biraz bu farklı sinemasıyla çok ortaya çıkmış. Zaten o Kevin hakkında konuşmalıyız'ı çok fazla, yani asıl onunla büyük patlama oldu ama şu anda işte 4. filmini yaptı, bitirdi. Biz geçen sene gösterdik filmi. Gerçekten son zamanların en önemli yönetmenlerinden biri. Tabii onun Türkiye'ye gelmesi, bizim festival jüri başkanı olması bizi de çok mutlu etti. Evet, ve uluslararası yarışmada 12 film yer alıyor. Evet, 12 film var. Türkiye'den 2 filmimiz var. Birisi Nebula, Tarık Aktaş'ın. Bir de Ruken Tekeş'in Eter adlı belgeseli. Bu sene 3'te belgesel aldık uluslararası yarışmamıza. Biri Sudan'dan, ağaçlardan bahsetmek. Öbüründe işte hatırlayınca söyleyeceğim. Tamam, öbürünü onlara hepsine bakarız da gerekirse burada. Ha, pardon, öbürü de hemen hatırladım. İran'dan Beloved, Canım adlı bir belgesel. O da çok müthiş bir ki film. Ki bakarken dikkatimi çekti. Evet, evet. İran ya olduğu biz için. Biz uluslararası yarışmaya çok dikkat ediyoruz aslında. Gerçekten çok sevdiğimiz ve çok ön plana çıkarmak istediğimiz filmleri uluslararası yarışmaya koyuyoruz. O yüzden de gerçekten hani bir şeye çok dikkat çekilecekse bu olmalı diye düşünüyorum. İran sineması aslında zaten hep dikkatle izlediğimiz, evet, örneklerini de listemize illaki koyduğumuz bir sinema. Onu da söylediğin iyi oldu. Şimdi ulusal yarışmaya gelecek olursak Ümit Ünal jüri başkanı, ki Sofra Sırları'yla geçen sene festivalde, evet, geçen evet, sene miydi? Geçen seneydi. Geçen evet, çok da sevdiğim bir filmdi. Ümit Ünal zaten çok sevdiğimiz bir yönetmen. Andreas Sinanos, artık Türk sinema severlerini çok yakından tanıdığı bir isim zaten. Derya Alabora, Alican Yücesoy ve Gaye Boraloğlu. Hı-hı. Senarist Gaye Boraloğlu. Ulusal yarışma filmlerinden belki biraz daha söz edebiliriz. 9 film var bu sene. Evet, 9 film var bu sene. Bunlar gerçekten bizi de yani mutlu eden şu bir taraftan, bir taraftan mutluyuz, bir taraftan da bazı sorunlar var, ondan da bahsederiz. Hep genç nesil, yeni yönetmenler aslında bunlar. O bir kere çok güzel oldu bu sene. Yani biraz artık Türk sinemasının yeni
nesli geliyor dedik. Ki içlerinde sanırım en tanınan Hüseyin Karabey var. Ne kadar 4 film veya da 5 film yapmış ama birçok ilk film de var bunların arasında. Bu sevindiğimiz taraf, üzüldüğümüz taraf kadın yönetmen yok. Çünkü kadın yönetmen başvurusu yok. Öyle bir dram var ortada. Evet, yani burada sitemli konuşacak mecra da bulamıyorum. Evet, yani gerçeği. Bunun oturulup konuşulması, evet. Yani bütün katıldığım konuşmalarda, programlarda filan da bunu hep söylüyoruz. Böyle bir sorun var, tüm dünyada böyle bir sorun var. Türk sinemasında da Oscar'larda böyle bir sorun var. Oscar'larda da bu konuşuldu. Tabii, aynen. İşte ne yapılmalı, ne edilmeli en başından, yani festivallerin film göstermesinden önce nasıl bu filmlerin yapılması için destek verilmeli konusuna biraz eğilmek lazım. Köprüden buluşmalarda durum nasıl? Orada mesela durum çok iyi. Yani projelerde toplam 13 filmden 8'i kadın yönetmen mesela. Güzel. Tamam. Biz de çok güzel destek veriyoruz o filmlere ama o filmlerin ondan sonra yapılıp bitip önümüze gelmeleri gerekiyor. Vizyona çıkmaları, salonlarda görmemiz gerekiyor filmleri. Bunu bir not olarak altını çizelim ve seneye konuşurken eğer konuşuyor olursak bakalım ne oldu, rakamlara bakalım. Çünkü bu önemli. Üzerinde duruyoruz. Elbette sadece cinsiyet eşitliği o anlamda söylemiyoruz. Üretimin değil mi? Biraz daha renklenmesi kesinlikle. Ve çok seslilik adına söylüyoruz aslında. Bu bir yana. Geliyoruz galalar bölümüne. İşte benim ve birçok takipçinin heyecanlandığı, en fazla heyecanlandığı bölüm ki uluslararası yarışmada da çok özel yapımlar olduğunu biliyorum. Edmond açılış filmi dedik. Evet. Biraz söz edelim. Kimdir Alexis Michalik? Alexis Michalik şimdi bu Fransa'da bu ara çok moda bir isim aslında. Moda dediğim şöyle. Çok yakışıklı özellikle gencecik. Özellikle tiyatroda böyle yeni prens gibi lanse ediliyor. Evet. Çünkü yaptığı bütün oyunlar kapalı gişe oynuyor. Ve Edmond da onun kendi oyunu, kendi sinemaya uyarladığı bir oyun. Evet. Cyrano de Bergerac'ın yazarı Edmond Rostand'ı anlatıyor. Asıl ama Cyrano de Bergerac'ın nasıl yazıldığını anlatıyor. Çok eğlenceli, çok güzel bir film. Tam böyle açılış filmi. Yani biz bunu gördüğümüzde bununla, yani böyle çıktığınızda kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir film olduğu için onunla açalım dedik. Cyrano bu arada Fransa'da hala günümüzde en çok oynanan tekstlerden birisi. Filmin de iki başrol oyuncusu geliyorlar filmi sunmaya. Güzel, bu sürprizli yanı ve galalar dahilinde de var. Yalnızca açılış filmi değil. Ben baktım 5 ve 6 Nisan'da Her akşam bir galamız var galada. Zaten. Onu oynatıyoruz. Evet ve High Life'ı görüyorum. Claire Denis'in ilk bilim kurgu filmi. Bu da aslında... Starlar geçidi. Robert Pattinson'la Juliette Binoche oynuyor başrollerinde. Galalar zaten öyle. Bol yıldızlı, böyle heyecanla beklenen. İşte Neil Jordan'ın son filmi var. Greta, Isabel Huppert'in başrolünde oynadığı. Beyaz Karga. Beyaz Karga var. Nur Evin hayatını anlatan Ralph Fiennes'in hem yönetip hem oynadığı. Böyle şey var. Sebastian Lelio'nun daha önce yaptığı Gloria filmi. Amerikan versiyonu. Julianne Moore'la yaptığı Amerikan versiyonu. Gloria Bell var. Oldukça güzel filmlerimiz var galalarda. Evet, Barry Jenkins'in seyretmeyenler için If Beale Street Could Talk nasıl çevirdik? Türk Sokağın Dili Sokağın Olsa. Sokağın Dili Olsa, James Bond filmini seyredemeyenler için hoş tabii. Aslında tabii bu filmlerin seçiminde onu hep söylüyoruz. Bir kısmı yine de vizyona giriyor Türkiye'de ama bir kısmı hiç girmiyor. Yani seçim yaparken aslında biraz öyle de bakmakta fayda var. Ben ipucu diye söyleyeyim. Enteresan olan bir gala daha var. O da Hakan Muhafız'ın ilk Türk orijinal içeriği dijital platformdaki. Onun ikinci sezon ilk iki bölümünü yine festival kapsamında seyredeceğiz. Yani şimdi dünyada aslında Cannes, Berlin gibi büyük festivaller dizi gösteriyor. Ondan sonra bu Hakan Muhafız'ın da ikinci sezonu hemen Nisan sonu 26'sında sanıyorum 26 Nisan. O yüzden biz böyle büyük ekranda onu bir gösterelim dedik. Bir de bütün ekip geliyor. Yani dizinin bütün oyuncularıyla beraber böyle bir gala olsun dedik. Evet. Artık zaten dijital platform gerçeğini kabul edip o çerçevede yürüyoruz. Yani zaten öyle yapıyoruz. Hani bunu... film ekibinde de Roma'yı gösterdik. Tabii. Burada da başka filmlerde gösteriyoruz. Evet, o şekilde. Ve özel bir bölüm Kubrick ölümünün 20. yılında 13 filmiyle birlikte tümünü demek ki görmüş olacağız, doğru mu? Evet, bütün filmlerini gösteriyoruz. Genç nesil, kaçıranlar, seyredememiş olanlar, özlemiş olanlar, bir daha göreyim diyenler için çok özel bir bölüm. Hatta festival afişimizde otomatik portakala bir gönderme. Evet. Bu da çok hoş bir afiş. Ve tamamlarken tüm bunların yanı sıra
yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum, 180 civarında filmi 175 var. 175 uzun, 11 kısa. Elbette. İşte bu kadar film arasından bu kadarcığını konuşuyoruz kısa sürede. Müziki şinasla, müziğin her türü, Çiçek istemezle güçlü kadın kahramanların hikayelerini, antidepresanla biraz gülmek isteyenleri, heyecan, gerilim arayanları da nerede? Mayınlı bölge. Mayınlı bölge, sinemanya zaten çok daha özel bir bölüm, bütün sinefiller için diyeyim. Böylece dolu dolu bir festival geliyor. Biz de kısacık sürede bu kadar konuşmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum, teşekkür katıldığın ederim için. İyi akşamlar diliyoruz.